Selam millet, ben Koray ve bugün arkadaşlar sizlerle Ghost Recon Wildlands oynuyoruz. Ghost Recon Wildlands'in dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bugün neler yapacağız? Bugün epey olaylara gireceğiz. En son bıraktığımdan fazlasını oynadım ben Çanakkale'ye. Çanakkale'de gittim. Yurtta can sıkıntısına ne yapacağız? Oyunu ilerleteyim bari dedim. Neyi öldürecektik? Biliyorsunuz ilk haritada Yuri ve Polito diye biri, iki kişi vardı. Bunlar o bölgenin başlarıydı. Onları öldürdüm. İkinci haritaya geçtim. Dedim sürekli ilerletmiyorum. Nasıl oyun uzun bir oyun. Ben oynadım biraz, ilerlettim oyunu. Onları öldürdüm. İkinci haritaya geçtim. O sırada yanlışlıkla üçüncü haritayı da açtım. Neyse, ikinci haritadan devam edeceğiz şimdi. Continue dedim. Ya bu arada ben çıkışları 2000'den çıkartıyorum ama oyun nedense şey yakalamıyor. Siz söyleyin. Kamera düzgün yakalamıyor. Ya oyunda bende kasan bir şey yok. Oyun bende acayip akıyor yani. Çok güzel akıyor. Ne takılma ne bir şey, hiçbir şey yok. Oyun bende akıyor ama kamera herhalde yakalamıyor diye düşünüyorum. Onu da bana altta bildirirsiniz neden böyle oluyor diye. Çünkü ben de oyunda neredeyse full özelliklerde oynuyorum. Ve hiçbir kasıntı yok oyunda, hiçbir şekilde. Ama video çekerken kasıyor işte nedense. Hatta şu anda da bakıyorum. CPU 10.6'da şu anda nedense, onu bir anlamıştım. Bu arada oyun sesi bende fazla, sizde fazla mı? Değil herhalde. Ben de biraz kısacağım. Tamam. Şimdi en son neler yapmıştık? En son işte bak şu haritaydı. Yuri ve Polito, aynen Yuri ve Polito'yu öldürdüm. İkinci haritaya geçtim, daha buranın şeyini yapamadım. Tam görevini. Burayı açtım yanlışlıkla nedense. Oraya geç. Ben buradan ana görevden devam edeceğim. Şurada bir ana görevimiz var. Buranın şeyinin ismi de DG Perico. İsim de bir değişik. DG Perico. Perico's home in Torres Santos. If he's there, grab him and bring him in. If not, search the place for useful. Arabayla mı gideceğiz ya? Arabayla çok uzun olmayacak mı? Size ben biraz değişiklik yapıp bugün bunu ayarlar. Ses, çıkış. Bunu ben biraz düşüreceğim. Görüntü kalitesi düşebilir. Artık yapacak bir şey yok onda. 1800 yapacağım. Devam edelim biz oyunda. Devam ediyoruz. Bu arada silahım falan hep gelişti yalnız, söyleyeyim yani. Hatta şuradan bakalım. Loadout'a falan girelim. Bakın silahım falan bayağı güzelleşti ya. Şöyle. Bomba atarı falan da vardı. Buraya ne gelmiş? Bu vardı zaten bende. Yani niye böyle iş yapmışlar mı? Neyse. Yine de. Yükseliyoruz. Binin lan sizde. Bin. Aaa vallahi sinirlendim beni ya. Buradan çıkıyoruz. Bu arada hassasiyetim çok mu az benim? Çözemedim neyse. Devam ediyorum ben. Oo. Ya şu radyoyu kapa ya. Oo, düşman bölgesi burası. Eyvah. Buradan hızlıca geçmemiz lazım. Neyse tam orayı öğrenmiş olduk. Oraya dalarım ben. Neyse biraz ilerleyelim. Evet canlar. Neredeyse geldik şimdi buraya. Bir saniye. Nasıl yapalım biliyor musun? Şöyle gidelim. Allah. Dur. Oh, buraya girmek zor olacak.
Tamam, durumumuzu yolluyorum bence. Tamam. Şimdi bu ne be, kimse yok burada. Bir şurada adam var. Ha. Veeeyyyy. Buraya nasıl gireceğim ben? Aha, şurada adam var. Minigun'da adam görünüyor. Nerede o da? Ha, şurada. Başka var mı? Yok. Tamam, devam edelim. Şurada da adam, orada adam var. Yalnız bizim buraya... Nasıl gireceğiz biliyor musunuz? Ölümüne dalmamız lazım. Ölümüne dalsak bile biz buraya nasıl gireceğimi bilmiyorum şu anda. Bir saniye, bir dakika. Her yerde adam var çünkü. Şurada da adam var. Önde... Ooo, içeride... Skill point falan var galiba. Oğlum önümde lan, önümde. Şurada adam görünüyor bir tane daha. Buraya girilecek de buraya... Anca arkadan gireriz. Arkada adam var mı? Var. Ve anca arka taraftan gireriz. Tamam, öldü. Oraya arkadan insem. Hiç çıt çıkarmadan arkadakini alabilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü sorgulamamız gereken biri var. Burayı hatırladım ben ya. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Adamı kılandırmamamız gerekiyor çünkü. I don't see him. He's history. Tamam, o da öldü. Hadi. Orada biri var. Şu tepede de adam var değil mi ya? Şurada aynen. Dur, oradakini görmüyorum ki. Bir drone at bakayım. Oradaki tam olarak nerede onu anlamadım ben. Adam Santa Blanca diyor. Oooo! Orada da sniper var. O nerede? Onu da görüyorum. Kaç kişi oldu bunlar içeride? Şu ne? Önündeki düşman değil, değil mi? Check your targets. We got civilians in the area. Diğerleri bir kıllandı. Kıllandılar. P-
Curry going here. Scour up any kind of intel you can. Nasıl alacağız bunları? Sorgulama değilmiş bu. Ben sorgulama zannediyorum ya. Tamam, oh. That's schematics of some kind. Fractal antenna maybe. Şimdi buradan çıkması var ama. That fractal antenna to broadcast. That drawing might help the activity get a beat on his location. Yürü yürü yürü. Pardon gençler. Kusura bakmayın. Good news. Thanks to those schematics you found in the tamam, scan you took, we confirmed that Perico's using a basic frequency agility program to encrypt the signal to his relay. But to hijack the signal for Pekatari's broadcast, we still need the encryption key. Right. We've got enough data to get you to the area of Perico's location. You need to pay him an unfriendly visit and get his encryption key. Bowman sending through background on DJ Perico. DJ Perico. Kimmiş bu DJ Perico? DJ Perico, the parrot. Gerek yok ya, bunları izlemeye çıkıyorum. Çok da önemli. Tamam, burası DJ Perico'nun böyle bölgesi. Perico. Şurası kim acaba? Burası bayağı zormuş. DJ Perico'yu bulacağız burada. DJ Perico olacağız, evet. Evet canlar, ben bunu bugün burada kesiyorum. Umarım eğlenmişsindir, beğenmişsindir, beğendiyseniz beğenmiyorum. Unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdi. Hoşçakalın.